Mesih ki kurtuluş seni günah ve ölüm yasasından özgür kılacak. Sevgili izleyicilerimiz, Uyanış adlı programımıza hoş geldiniz. Ben Pastör Güçlü Erman. Düşünceleri yenilemek konusunu ele aldığımız bir program serisinin 3. programında birlikteyiz. Ve konuğum olarak da değerli dostum, Kutsal Kitap Öğretmeni ve Kilise Önderi Cevdet Özdemir bizlerle birlikte. ...ve paylaşmakta. Evet Cevdet tekrar hoş geldin. Hoş bulduk Güçlü. Işte. Şimdi... ...şu ana kadar düşünceleri yenilemenin ne kadar önemli olduğuna değindik. Özellikle... ...Tanrı'nın... ...bizim için öngördüğü o bol yaşamı yaşamak için... ...yeryüzünde bulunduğumuz sürece... ...o düşünceleri yenilemek... ...bir süreç olarak ne kadar önemli buna değindik. Ruh, can ve beden olarak yaratıldığımıza değindik ve ruhumuz İsa Mesih'e iman ettiğimiz anda anında kurtuluyor. Bedenimiz de son aşamada yine anında kurtulacak çünkü Tanrı bize yeni bir beden verecek. Evet. Ama arada olan süreç ki en uzun kısmı zaten o canımızın kurtulması yani düşüncelerimizin yenilenmesiyle canımızın kurtulması. Buna değinmiştik ve önemli bir ayet var. 1. Petrus 2. bölüm 11. ayette Sevgili kardeşler diyor. Size yalvarırım. <laughs> Gerçekten önemli evet. bir e, bir konu olduğuna değiniyor burada. Cana karşı savaşan benliğin tutkularından kaçının. Çünkü bu dünyada yabancı ve konuksunuz. Ama evet. Bu dünyada olduğumuz sürece bir savaş var. Doğru. Değil mi? Doğru. Canımıza karşı özellikle savaşıyor evet. e, benliğin tutkuları. Bu savaş önemli bir savaş ve Çok bu öyle. savaşta galip gelmemiz tabii ki zaferli yaşayabilmemiz için ve Tanrı'nın planlarını hayatımızda yerine getirebilmemiz için, o bol yaşamı tadabilmemiz için tabii ki çok önemli. Ve bu gün, gündelik bir savaş. Doğru. Bu savaşa biraz değinebilir misin? Bu savaş nedir ve bu savaşta nasıl galip gelebiliriz? Düşüncelerin bu savaşın içindeki yeri nedir? Tabii ki. Şimdi evet savaş kelimesini kullanıyoruz ama bu savaşın fiziksel değil, tamamen ruhsal bir savaş olduğunu hemen vurgulayarak başlamak istiyorum. Çünkü Kutsal Kitap bize bunu söylüyor. Örneğin Efesler 6. bölüm 12. ayette diyor ki, ''Çünkü savaşımız insanlara karşı değil, eski çeviri kana ve ete karşı değil'' diyor. İnsanlara karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır. Evet günlük olarak her gün bir ruhsal savaş içindeyiz ve bu savaşı biz insanlara karşı yürütmüyoruz. Savaşımız tamamen ruhsal güçlere, karanlığa, şeytana karşı bir savaş. Bizim düşmanımız kim? Düşmanımız anne babamız değil, düşmanımız kardeşlerimiz değil, düşmanımız patronumuz veya arkadaşlarımız değil. Düşmanımız herhangi bir grup değil. Bizim asıl düşmanımız kötülük ve kötülüğün başı olan şeytandır günahtır. Biz bununla savaşıyoruz. Buna karşı mücadele veriyoruz. Nitekim kutsal kitap düşmanımızı düşmanımızı da tanımlıyor. Yani bir savaşta olduğumuzu söylüyor. Aynı zamanda düşmanımızın kim olduğunu bize ifade ediyor. Net bir şekilde altını çiziyor. Diyor ki 1. Petrus 5. bölüm 8. ayette diyor. Ayık ve uyanık olun. Düşmanınız iblis. Kükreyen aslan gibi yutacak birini arayarak dolaşıyor. Bir ruhsal savaştayız. Kutsal kitap belirtiyor ve bu savaşın tamamen şeytanla ve şeytanın karanlık güçleriyle olduğunu açık bir şekilde altını çiziyor. Şimdi bir savaşta olduğumuza göre bir düşmanımız olduğuna göre bu düşmanın bir hedefi var. Bir şey yapmak istiyor, bir hedefe ulaşmak istiyor. Bunun hedefi ne? Şeytanın amacı ne? Ne yapmaya çalışıyor? Bunu da çok net bir şekilde İsa Mesih bize ifade ediyor. Yuhanna 10. bölüm 10. ayette Tanrı sözü şöyle diyor. Hırsız ki şeytandır, çalmak, öldürmek ve yok etmek için gelir. İsa Mesih diyor ki oysa ben insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim. kutsal kitap düşmanımızın şeytan olduğunu söylüyor ve İsa Mesih de şeytanın hedefini ve amacını bize açık bir şekilde ortaya koyuyor. O çalmak istiyor. O bizi öldürmek istiyor, bizi yok etmek istiyor. Neyi çalmak istiyor? Tanrı ile olan ilişkimizi çalmak istiyor. Kurtuluşumuzu çalmak istiyor. Sağlığımızı çalmak istiyor. Ailemizle olan ilişkimizi çalmak istiyor. Sahip olduğumuz Tanrı'dan gelen bütün bereketleri bizden çalmak evet. istiyor. Amacı bizi yok etmek, amacı bizi öldürmek. Kendisi ve kendi güçleri için, karanlık güçleri için hazırlanmış olan cehenneme mümkün olduğu kadar çok sayıda insanı, beni, seni vesaireyi beraberinde götürmek istiyor. Onun amacı bu. Buna ulaşmaya çalışıyor. Bu hedefe ulaşmak için de kullandığı taktikler var. Kullandığı silahlar var. İşte bir düşmanla savaştığımız zaman düşmanımızın taktiklerini bilmemiz bize büyük avantaj sağlar savaş savaşta galip gelmemiz için. İşte bu konuda 1. Korintler şey 2. Korintler 2. bölüm 11. ayette Paulus Korintler kilisesine şunu söylüyor. Öyle ki şeytanın oyununa gelmeyelim çünkü onun düzenlerini bilmez değiliz. Diyor ki Paulus Korintlere siz şeytanın düzenlerini biliyorsunuz. Onun kullandığı taktikleri biliyorsunuz. Onun kullandığı silahları biliyorsunuz. Bilmemiz gerekiyor. Bizim de bilmemiz gerekiyor. Paulus bunun önemli olduğunu söylüyor. Peki şeytan bu ruhsal savaşta düşmanımız şeytan bize karşı hangi taktikleri, hangi düzenleri kullanıyor? Hangi silahları kullanıyor? Bunlardan üç tanesini vurgulayacağım ama bir tanesine özellikle değineceğim. Kullandığı taktiklerden bir tanesi aldatma. Aslında şeytanın elinde bize karşı kullanabileceği etkili hiçbir silahı yok. Çünkü Rab, İsa, Mesih, Kolosyaler 2.15'te diyor ki şeytanı silahsızlandı, silahsızlandırdı. Hı hı. Onun elindeki bütün silahları aldı. Bize karşı kullanacağı hiçbir silahı yok aslında. Ama ne yapıyor? Yalanlarla, e, sahte düşüncelerle, gerçeği yansıtmayan gerçeklerle e, veya yalanlarla bizi aldatmaya çalışıyor. Ayağımızı kaydırmaya çalışıyor. Bu birinci düzen veya taktik silah. İkincisi de ayart, ayartmaya çalışıyor. Aldatma ve ayartma kullandığı silahlardan iki tanesi, taktiklerden iki tanesi. Ama özellikle üçüncüsüne ben değinmek istiyorum ki konumuzla bağlantılı. O da ruhsal kaleler. Şeytan aldatamadığı, ayartamadığı kişinin hayatına, hayatında veya düşüncesinde veya canında ruhsal kaleler kurmaya çalışıyor ruhsal kale bina etmeye çalışıyor, inşa etmeye çalışıyor. Kurduğu o kaleyle, içine yerleştireceği güçlerle veya yalan düşüncelerle, sahte düşüncelerle hayatımızı egemenliği altında tutmaya çalışıyor. Bununla ilgili ayet de 2. Korintler 10. bölüm 3. ayette ruhsal kaleye değinen ayet. Orada şöyle okuyoruz. 2. Korintler 10. bölüm 3. ayet. Olağan insanlar gibi yaşıyorsak da insansal güce dayanarak savaşmıyoruz. Yine savaştan söz ediyor. Çünkü savaşımızın silahları, bizim silahlar insansal silahlar değil, fiziksel silahlar değil. Biz top tüfek kullanmıyoruz. Bıçak, kılıç kullanmıyoruz. Bizim silahlar insansal silahlar değil. Kaleleri yıkan, tanrısal güce sahip silahlardır. Kaleleri yıkan silahlardan söz ediyor. Demek ki ruhsal kaleler var ve o kaleleri yıkmak için Tanrı'nın bize vermiş olduğu tanrısal güce sahip silahlarımız var. Sonra devamında şöyle diyor 5. ayet. Safsataları Tanrı bilgisine karşı diklenen her engeli yıkıyor. Her düşünceyi, her yalan düşünceyi, her sahte düşünceyi, her gerçeği Tanrı sözünü yansıtmayan düşünceyi tutsak edip onları bağlayıp Mesih'e bağımlı kılıyoruz diyor. Hı hı. İşte şeytan düşüncelerle aklımızda bir ruhsal kalep inşa etmeye çalışıyor. Bunu da nasıl yapıyor? İşte aklımıza ateşli bir ok fırlatarak, fırlatarak, yalan yanlış, sahte bir düşünce fırlatarak, bizim de o düşünceyi benimsememizi arzulayarak bize saldırıyor. Bu böyle, böyle bir savaş. Biz eğer o düşünceyi benimsersek, kabul edersek, o düşünceyle zaman geçirirsek, muhabbet edersek, bir süre sonra o düşünce aklımızdan yüreğimize inecek, benimsemiş olacağız çünkü yüreğimize indiği andan itibaren zaten biz o düşünceyi uygulamaya geçireceğiz. O düşünceye uygun şekilde kararlar alıp eyleme geçeceğiz ve eylemler daha sonra değerlerimizi oluşturacak. O değerler bütünü de yaşam tarzımızı oluşturacak. Ve dolayısıyla yalan yanlış bir düşünce, sahte bir düşünce beni yalan yanlış kararlara, eylemlere, değerlere ve yaşam tarzına ulaştırmış olacak. Kurduğu ruhsal kale ile. ...benim bütün hayatımı ele geçirmiş olacak. Bu ruhsal kaleler... E, e, ...şimdi yani bu ruhsal kaleler konusunda e, şu soruyu sormak istiyorum. Yani bu ruhsal kaleleri nasıl oluşturuyor? Yani bu ruhsal kaleleri çünkü sonuçta bunlar düşüncelerle oluşuyor. Bu düşünceler nereden geliyor? Evet. Çünkü bu düşüncelerin geldiği e, kapıları kapatırsak... ...bu kalelerin oluşmasına da engel olacağız değil mi? Çok doğru bir oluşmuş olan kareleri yıkmak var. Bir de daha sonra o karelerin oluşmasına engel olmak var. Çok doğru. Bunu nasıl yapacağız? Evet. Şimdi düşünceler aklımıza geliyor. Zihnimize saldırıyor. Yani bir düşünce fırlattığı zaman ateşli ok bir düşünce fırlattığı zaman aklımıza hitap ediyor. Aklımıza güzel şekilde görünmeye çalışıyor. Biz aklımıza bilgiler nereden geliyor? Aklımızı bilgi işlem merkezi dersek, aklımıza bilgi evet. işlem merkezi, bu bilgi işlem merkezine düşünceler iki kapıdan giriyor aslında. Göz kapısı ve kulak kapısı. Duyduklarımıza göre bilgi işlem merkezine düşünmeye başlıyoruz. Ve o düşündüğümüzü benimsediğimiz zaman yüreğimize düşüyor ve ona göre hareket etmeye başlıyoruz. Ya da gördüğümüz görüntülere, resimlere, filmlere göre bilgi işlem merkezimizde, aklımızda, zihnimizde düşünüyoruz ve ona uygun şekilde düşünceler üretip, ...yüreğimize düştüğü anda yine üretmeye başlıyoruz. Dolayısıyla iki kapı var göz kapısı ve kulak kapısı. Bu iki kapıdan içeri giren sesler veya görüntüler... ...bilgi işlem merkezinde işleniyor, düşünceler üretiliyor... ...ve sonra o düşünceler yüreğimize düşüyor. Ne yapmamız gerekiyor? En iyi olan yöntem, en kısa yöntem, en sağlıklı yöntem... ...göz kapımızı ve kulak kapımızı en iyi şekilde korumak. En iyi şekilde gözetmek... Her şeyin her şeyi izleyemeyiz. Her şeyi her şeye bakamayız veya her şeyi dinleyemeyiz. Ne yapmamız gerekiyor? Filtre koymamız gerekiyor veya bir süzgeç koymamız gerekiyor. Bu filtre ve süzgeç de elbette Tanrı'nın sözüdür. Tanrı'nın sözüne uygun olmayan hiçbir görüntü, hiçbir resim, hiçbir film açıkçası bu süzgeçten geçmeyen hiçbir şey girmemeli, izlememeliyiz. Veya aynı şekilde Tanrı'nın sözüne uygun olmayan hiçbir sesi, hiçbir şarkı, hiçbir öğretiyi, hiçbir yanlış yalan öğretiyi dinlememeliyiz. Tanrı'nın sözüne aykırılık varsa o zaman göz kapımızı ve kulak kapımızı kapatmalıyız. Oradan uzaklaşmalıyız. Böylece düşüncemizi temiz tutmuş olacağız. Burası çöp tenekesi değil. Aklımız çöplük değil. Evet. Buraya her şeyin girmesine izin veremeyiz. Seçici olmak zorundayız. İzlediğimiz şeyi, baktığımız şeyi seçmek zorundayız. İzlediğimiz müzikleri, ses, sesleri seçmek zorundayız. Evet. Sağlıklı bir düşünceye, bilgi işlem merkezine sahip olmak için. Evet. Sonuçta İsa'daki gerçeği bileceksiniz. Gerçek sizi özgür kılacak. E, bildiğimiz gerçek bizi özgür kılıyorsa bilmediğimiz gerçek ya da inandığımız yalanla bizi tutsak ediyor. E sonuçta aynen. o kadar çok yalan, yanlış ve sahte öğreti ve paylaşılan bilgi var ki, değil mi? İnsanlar her şeyi alırsa içine, süzgeçten geçirmeden, değil evet. mi? Sorumluluk üstlenmeden hayatı için o zaman gerçekten bu ruhsal kaderi bina etmesine engel olamaz. Bunun için bu konuda sorumlu olmak çok önemli. Bir Kesinlikle. imanlının gerçekten disiplinli ve sorumlu bir düşünce ...yaşamı olması gerekiyor değil çok mi? Çok doğru kesinlikle. Bunun üzerine devam edeceğiz Tabii çok ki. çok güzel şeyler evet, kısa bir ara verelim. Sevgili izleyicilerimiz bu kısa aradan sonra tekrar birlikteyiz. İncil, kitapçıklar, seriler ve broşürlerden oluşan ücretsiz bilgi paketini isteyiniz. Posta kutusu 136 Beyoğlu İstanbul. E-posta adresimiz müjdetürke.msn.com telefon ve sms hattımız 0534 611 81 75. İman yaşamı Hayatınızı değiştirecek bu seride iman sayesinde başarılı olmayı ve imanınızı geliştirmeyi öğreneceksiniz. Pastör Güçlerman'ın bu vaat setine ücretsiz sahip olmak için bize yazın. Posta kodu 136 ve yolu İstanbul, e-posta müjde SMS hattı 0534 611 8175 İstanbul Nehir Kilisesi resmi internet sitesi. Siteden yaptığımız canlı yayınları seyredebilir, Web sitemizin arşivinde bulunan en güncel toplantıları ve bazıları izleyebilirsiniz. Uyanış TV'den Pastör Güçlü Erman'ın Uyanış adlı televizyon programlarını takip edebilirsiniz. Haftalık öğretiler, ilahiler, iletişim bilgileri ve daha birçok içeriğe ulaşabilirsiniz. www.neyirkilisesi.com Sevgili izleyicilerimiz, Uyanış adlı programımız devam ediyor. Ben Pastör Güçlü Erman. Konuğum Cevdet Özdemir ile birlikteyiz ve düşünceleri yenileme konusunu ele almaktayız. Biraz önce değinmeye başladığın konu bu ruhsal kareler. Şimdi ruhsal kaleyi tanımlayalım. Nedir? Bir de pratik anlamda hani ruhsal kale çünkü bayağı bir kutsal kitabın terimi. Pratik anlamda ne demek bu? Ruhsal kareler nedir? Nasıl oluşur? Ve nasıl yıkılmalıdır? Çünkü yık yıkmamız gerektiğini Söylediklerim yani bunun iki tarafı var değil mi? Bir ruhsal kalenin oluşmasına, oluşmasını engellemek. Bir de oluşmuş olan ruhsal kaleleri fark edip yıkmak. Çok doğru. Özgürlüğe giden yol bu değil Aynen mi? Öyle. Canımızın özgür olması, düşüncelerimizin tabii ki Tanrı'nın isteğine uygun olması ki hayatımızda Tanrı'nın isteğine uygun olsun değil mi? Aynen öyle. Şimdi e Dedik ki kutsallaşma süreci, canımızın değişmesi gerekiyor, kutsallaşmamız gerekiyor, Mesih'e daha fazla benzer olmamız gerekiyor. İşte bu süreç içinde yapılması gereken iki temel şey var ki biraz önce değindin. Bir tanesi hayatımızda şeytanın kurmuş olduğu düşüncemizde veya canımızda herhangi bir ruhsal kale olup olmadığını fark etmek, ortaya çıkarmak ve onu yıkmak bu birinci adım. Kutsallaşmak istiyorsak, Mesih'e daha benzer olmak istiyorsak bütün o ruhsal kaleleri, bütün o basma kalıp düşünceleri, bütün o yanlış Tanrı sözünün aykırı düşünceleri fark edip onları yıkmamız gerekiyor, yerle bir etmemiz gerekiyor. İkinci aşamada da kutsallaşma süreci içinde ikinci şey yapmamız gereken o da ruhsal kalenin oluşmasını bir daha oluşmaması için bilge, bilgece hareket etmek veya oluşmasına fırsat vermemek. Bu, bu Yapmamız gereken iki adım kutsallaşmak için, gerçekten Mesih'e benzer olmak için. Şimdi dedik ki ruhsal kale, kötü olan bir ruhsal savaş içindeyiz. Düşmanımız şeytan, bize karşı bir savaş yürütüyor. Onun amacı çalmak, yok etmek ve öldürmek. Ve bize karşı bu amaçla çeşitli taktikler kullanıyor. Bunlardan üç tanesi ne değinmiştik? Aldatıyor aldatmaya çalışıyor, ayartmaya çalışıyor ve ruhsal kale bina ediyor. Ruhsal kale nedir? Ruhsal kale şudur. Kısaca tanımlarsak, ruhsal kale Tanrı'nın sözüne, Tanrı'nın sözüne ve Tanrı'nın gerçeğine aykırı olan, Tanrı'nın yaşamına aykırı olan her türlü veya herhangi bir düşünce, herhangi bir tutum, herhangi bir değer, herhangi bir inanç Herhangi bir felsefe bir ruhsal kale olabilir. Herhangi bir yanlış öğreti, sahte öğreti, dinci bir öğreti bir ruhsal kale olabilir. Tanrının sözüne aykırılık çok önemli. Sağlamasını yapmak gerekirsek. Yani ben hayatımda, düşüncemde, canımda şeytanın bir ruhsal kale kurup kurmadığını nereden anlayacağım? Tabii ki Tanrı'nın sözünden anlayacağım. Örneğin bu ruhsal kalelerden birkaç tanesini söylemek gerekirse, örneğin bağışlamamazlık bir ruhsal kaledir, öfke bir ruhsal kaledir, korku bir ruhsal kaledir. Bugünlerde çok yaygın pornografi bağımlılığı bir ruhsal kaledir. Peki neden ruhsal kaledir? Çünkü Tanrı'nın sözü bize örneğin diyor ki Tanrı'nın sözüne göre Tanrı bağışlamamızı istiyor. Diyor ki Mesih sizi, Tanrı sizi Mesih'te nasıl bağışladıysa siz de birbirinize öyle bağışlayın. Tanrı sözü bağışlamamızdan yana. Bağışlamamızı bize buyuruyor. Eğer ben bana haksızlık yapan bir kişiyi yüzde yüz haklı olsam bile Tanrı'nın sözüne itaatle, Tanrı'nın sözüne uygun bir şekilde, Tanrı'nın sözüne, Tanrı'nın buyruğuna itaatle bağışlayamıyorsam ve içimde gerçekten büyük bir yara olmuşsa ve bu hayatımı artık e, e, ...idame ettiriyorsa, hayatımı yönetiyorsa... ...ve ben bundan yakamı kurtaramıyorsam, çaresiz bir durumdaysam o zaman... ...bu bir ruhsal kale olmuş durumda. Tanrı sözüne aykırılık söz konusu. Tanrı sözü bağışlamamı istiyor... ...ama ben bağışlayamıyorum. O zaman şeytan... ...bu kaleyi kurmuş... ...düşüncemde ve canımda... ...ve buradan hayatımı idare etmeye çalışıyor. Bir başka şey, bir başka örnek... Kutsal kitap... Süleyman Özel diyor ki... ...iyi bir eş bulan, iyi bir hazine bulur... ...diyor. Ama eğer ben eşimi bırakıp, evliliğimi bırakıp, eşime olan sadakatimi bırakıp, işte internetteki görüntülere, resimlere, pornografiye bağımlı hale geliyorsam ve bundan yakımı kurtaramıyorsam örneğin, şeytan bir kale kurmuş durumda. Tanrı'nın sözüne aykırılık var. İşte bunun gibi şeyler yani bir daha söylemek gerekirse Tanrı'nın sözüne aykırı, Tanrı'nın gerçeğine ters herhangi bir düşünce Herhangi bir tutum, bir değer, bir felsefe, bir ruhsal kale olabilir. Ve bu kaleyi benim yıkmam gerekiyor. Eğer ben o kaleyi yıkamazsam o beni yıkacak. Çünkü amacı bu. Beni yıkmak, beni yok etmek, beni beni öldürmek istiyor. Şimdi bu aşamada sormamız gereken şey şu belki. Şeytan bu ruhsal kaleyi nasıl bina ediyor? Ne ile başlıyor? Bununla ilgili çok ilginç bir ayet var. O ayeti okuyarak buna değinmek istiyorum. O da Efesler 4. bölüm 26. ayet. Orada şöyle diyor. Öfkelenin ama günah işlemeyin. Öfkenizin üzerine güneş batmasın. İblise de fırsat vermeyin diyor. İblise fırsat vermeyin. Günah işlediğimiz zaman iblise fırsat veriyoruz. Fırsat kelimesi için Grekçe kullanan kelime topos diye bir sözcük. Ve bunun kelime anlamı, sözlük anlamı yer, alan ve ayak basacak yer demek. Yani burada ayeti buna göre yorumlarsak diyor ki Rab'bin sözü iblise yer vermeyin. İblise fırsat vermeyin. İblise ayak basacak yer vermeyin. İblise bölge vermeyin. Hı hı. Çünkü bunu biz verdiğimiz zaman o zaman ayak basacak yer verdiğimiz zaman o fırsatı kollayacak ve oradan hayatımıza, düşüncemize ve daha sonra bütün hayatımıza girecek, el atacak ve bizi yönetmeye başlayacak. Biz günah işleyerek, biz Tanrı'nın sözüne itaatsizlik yaparak Şeytana fırsat veriyoruz, ona ayak basacak bir yer veriyoruz, ona düşüncemizde ve canımızda bir alan işleyeceği, cirit atacağı, oyun oynayacağı, işgal edeceği bir, bir bölge tanıyoruz ona. Ee, Savaşlar zaten hep bir bölgeyi ele geçirmek içindir. Değil mi? Doğru. Niye uluslar birbirle savaşırlar, değil mi? sınırını genişletmek için Çok doğru. bölgeyi işgal etmek için topos Topografi de oradan geliyor Aynen öyle. harita bilimi. Bölge bölgenin Bölge. haritasını yapan bilim evet. dalı demek. Aynen evet, evet. öyle. Yani o yer o kale yani yer alacak ki oraya kaleyi kuracak. Kesinlikle. Oradan da o bölgeye hükmedecek evet. ve ondan sonra hayatımızın çeşitli alanlarına da oradan hükmetmeye, işgal etmeye devam edecek. Evet. Biz geçen programlarımızda gördük, değindik. Düşüncelerin ne kadar önemli olduğunu düşüncelerimizi biz gerçekleştir gerçekleştirebiliyoruz. O nedenle şeytan bunu çok iyi biliyor. Şunu biliyor. Eğer düşüncemize sahip olursa bize sahip olacak. Eğer düşüncemize sahip olabilirse bütün hayatımızı yönlendirebilecek, bizde işleyebilecek, bize egemen olacak. O nedenle ne yapıyor? Yalan yanlış sahte düşünceler fırlatıyor. Ateşli oklar diyor. Galat Efesler 6. bölüm 16. ayette şöyle diyor. Bunların hepsine bütün bu ruhsal silahların hepsine ek olarak ...şeytanın bütün ateşli oklarını söndürebileceğiniz iman kalkanını elinize alın diyor. Ateşli oklardan söz ediyor. İşte ateşli oklar yalan yanlış düşünceler, sahte düşünceler... ...Tanrı'nın sözüne, Tanrı'nın gerçeğine aykırı olan düşünceler fırlatıyor. Eğer ben benimsersem o düşünce yüreğime siniyor, iniyor... ...ve ondan sonra bütün hayatımı, kararlarımı, eylemlerimi, tutumlarımı, alışkanlıklarımı, hayat tarzımı etkiliyor. Ve benim yapmam gereken şey... İman kalkanımı elime almam, ruhun kılıcını elime almam ve şeytanın o o o sahte o yalan düşüncesini İsa'nın adıyla ve İsa'nın kanıyla hemen reddetmem gerekiyor. Eğer reddetmezsem, o düşünceyi benimsersem, o düşünceyle otur, muhabbet edersem, çay içersem bir süre sonra bütün aklımı, canımı işgal edecek ve hayatımı el eline geçirecek ve beni yönetmeye yönlendirmeye başlayacak. Evet, çünkü e, ruhumuzun bizi yönetmesi gerekiyor evet. ruhta yaşamak ruhta yürümek bu değil mi ruhun yönetiminde olmak ama ruhun yönetimini can ele geçirirse özellikle o yenilenmemiş akıl ya da kalelerin kurulduğu düşünce yapısı o zaman çok ciddi bir mücadele olacak ve tabii ruhumuz ruhumuz bırakırsa bu savaşı ...can ele geçirecek ve istediğini yapacak değil mi? Evet aynen. Tanrı sözü her zaman diyor benliğin ruhun denetiminde yaşayın. Ruhun isteğine uygun şekilde yaşayın. Ruhu kederlendirmeyin. Hı hı. Yani ne yapmamız gerekiyor? Ruhun istediği tarzda düşünceleri düşüncemize ekmemiz gerekiyor. Aklımıza ekmemiz gerekiyor. O düşüncelerle Tanrı'nın sözüyle düşüncemizi yenilememiz gerekiyor ki... ...kutsal ruh o düşünceleri, o iyi düşünceleri, o pak, doğru, gerçek, saygı... ...saygın ve e, övülmeye değer düşünceleri alarak aklımızı temizlesin, hayatımıza çeki düzen versin ve böylece hayatımızı ruh yönetebilsin. Bunda sorumluyuz. Son derece sorumluyuz. Eğer biz ruhun denetiminde yaşamazsak, düşüncemizi Tanrı'nın sözüyle inlemezsek, o zaman bu ruhsal kaleler bizi yönetmeye devam edecek. İmanlı olduğumuz halde, kiliseye gittiğimiz halde, vaftiz olduğumuz halde, Tanrı'nın sözüne itaatle ondalık verdiğimiz halde bir türlü hayatımız Tanrı'nın istediği şekilde ...değişemeyecek, değişmeyecek. Neden? Çünkü ruhsal kaleyi fark etmemişiz. Yalan, yanlış düşünceyi fark etmemişiz. Yıkmamışız. O bizde işlemeye devam ediyor. Evet. 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 Bu çok önemli. Evet. evet sevgili izleyicilerimiz programımızın sonuna geldik. Ruhsal kaleleri yıkmak ne kadar önemli ve bunu nasıl yapmamız gerekiyor? Bu programda özellikle buna değindik ve sizleri bu konuda teşvik etmek istiyoruz. Aynı zamanda imanlı kardeşlerimize meydan okumak istiyoruz. Bu konuda lütfen dua edin. eğer hayatınızda ruhsal kareler varsa farkında olmadığınız, çünkü herkes hayatında kör noktalar olabiliyor. Bunları Rab size göstersin. Lütfen dua edin, ruhsal gözlerinizi açsın ki bunları fark edin. Bunları bir an evvel yıkın ki hayatınızda daha da büyük bir özgürlük olsun. Bir üst seviyeye çıkın ve Rab'de daha da ilerleyin, yetkinleşin. Ve daha bereketli olun, daha verimli olun. Çünkü Tanrı'nın sizin için isteği budur ve belki henüz hayatınızı İsa Mesih'e vermediniz, O'ndaki bu kurtuluşu henüz almadınız ama bunu yapmaya hazırsınız. Kutsal kitap bu konuda çok açık ve net. Diyor ki herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Ve günahın ücreti ölümdür. Ama Tanrı'nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır. Size bu sonsuz yaşamı bugün armağan olarak sunuyor. Yapmanız gereken tek şey bunu kabul etmek, almak. Bu bir karardır. Bu bir e, bu bir iman eylemidir. Bunu bugün yapabilirsiniz. İsa'nın Rab olduğunu ağzınıza açıkça söyler ve Tanrı'nın onu ölümden dirilttiğine yürekten iman ederseniz kurtulacaksınız. Şimdi dua edelim. Bu karar vermeye hazırsanız gözlerinizi kapatın. Yürekten iman ederek bu duayı benle sesli bir şekilde tekrar edin. Sevgili Tanrım. Sevgili Tanrım. Oğlun İsa'nın adıyla sana geliyorum. Oğlun İsa'nın adıyla sana geliyorum. Günahlarımdan tövbe ediyorum. Günahlarımdan tövbe ediyorum. Lütfen beni bağışla. Lütfen beni bağışla. İsa Mesih'i İsa Mesih'i Rabbim, Rabbim ve kurtarıcım olarak kabul ediyorum. Rabbim ve kurtarıcım olarak kabul ediyorum. Yüreğime gel. Yüreğime gel. Beni değiştir. Beni değiştir. Beni kurtar. Beni kurtar. İsa'nın kanıyla aklandığıma İsa'nın kanıyla aklandığıma ve bağışlandığıma ve bağışlandığıma iman ediyorum. İman ediyorum. İsa'nın adıyla. İsa'nın adıyla. Amin. Amin. Evet sevgili dostum şu anda benimle birlikte bu duayı tekrar ettiysen senin için çok çok iyi haberim var. Evet İsa'nın kanıyla aklandın çünkü günahlarından tövbe ettin ve onu Rabbin ve kurtarıcın olarak kabul ettin. Sonsuz yaşamı aldın. Bu da iyi haber. Ne kadar harika bir şey değil mi? Haleluya. Lütfen bize yazın sizden işitmek istiyoruz. Eğer bu duayı bizimle birlikte tekrar ettiyseniz lütfen bunu paylaşın. Belki bir sorunuz var, herhangi bir tanıklığınız varsa bunu da bize yazın. Sizden işitmek istiyoruz. Başka bir programımızda birlikte olmak üzere. Hoşçakalın. İncil, kitapçıklar, CD'ler ve broşürlerden oluşan ücretsiz bilgi paketini isteyiniz. Posta kutusu 136 Beyoğlu İstanbul. E-posta adresimiz müjdetürkiye.com telefon ve SMS hattımız 0534 611 81 75. İstanbul Nehir Kilisesi resmi internet sitesi. Siteden yaptığımız canlı yayınları seyredebilir, web sitemizin arşivinde bulunan en güncel toplantıları ve bazıları izleyebilirsiniz. Uyanış TV'den Pastör Güçlü Erman'ın Uyanış adlı televizyon programlarını takip edebilirsiniz. Haftalık öğretiler, ilahiler, iletişim bilgileri ve daha birçok içeriğe ulaşabilirsiniz. www.nehirkilisesi.com Bu programlarımız Rabbi seven dostlarımızın finansal desteğiyle mümkün olmaktadır. Sizler de sunularınızla bu hizmete ortak olabilir, müjdeyi başka insanlara duyurmamıza yardımcı olabilirsiniz. Unutmayın, az eken az biçer, çok eken çok biçer.